Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bir tarafta siyasi intihar diğer tarafta ayaklarına sıkılacaklar listesi gündemin öne çıkan bomba haberleriyle geldik. Yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olup desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Haberler gelsin. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bugün siyasi bir intihara kalkışması herkesi şok etti. Malum asgari ücrete yapmış olduğu zam ortada. 8500 TL gibi bir zam geldi. 5500 liradan 8500 liraya. Memur ve emekli güzel bir zam bekliyoruz. Eflasyonun 3 haneleri gördüğü bir ülkede artık reis bizi de görür dediler. Zaten 2023'te seçim var ya seve seve ya da seve seve reis bizi görmek zorunda dediler. Ama kazın ayağı öyle değil. Bugün o reisleri, o imparatorları, o padişahları yüzde yirmi beş zamcık yaptım dedi. Salondakiler avuçları patlarcasına alkışladılar. Ama memur emekli isyan etti. Sana oy yok diyorlar ve feryat ediyorlar. Bu siyasi bir intihardır. Erdoğan seçimi kaybedeceğini anladı ve bile bile memuru görmemezlikten geldi diyorlar. Yani en düşük emekli maaşı 3500 liraysa %25 zamla yani yanlış bir hesaplama değilse 4250 lira gibi bir rakam ediyor. Yani küsuratları 100 aşağı 100 yukarı. Yani 4250 lira bugün büyük bir para arkadaşlar. Yani Allah bereket versin. En düşük memur maaşını baktım ne yazmışlar? Ee, yalan olmasın Temmuz ayında mı, Aralık ayında mı? 7 bin lira yazmışlar. Enflasyon farkıyla beraber en düşük memur maaşı 7 bin lira oldu. Eğer bir yanlışlık varsa yoruma yazın arkadaşlar düzeltelim. Bu da ortalama nereden baksanız bir 7 bin 8 bin, 500, 9 bin lira gibi bir rakam. Allah bereket versin. Yani bir asgari ücret parası. Tabi. Taş goluz mu yoruldu? Şimdi en düşük memur maaşı Aralık mı? Temmuz'dan önce 9100 küsür lirayken e, Aralık'la beraber 10500 TL'ye çıkmış. Bak haberde ne yazıyorsa onu okuyorum arkadaşlar. Eğer bir yanlışlık varsa yazın. Yoruma yazın bilelim. Tabi 10500 liraya çıkmış. Böylelikle Nereden baksanız bir 2500-3000 lira gibi bir zam eder. Yani 200 aşağı 200 yukarı. Yani bu da nereden baksanız bir yani 13 lira gibi bir rakam. Allah bereket versin. Daş attız goluz mu yoruldu? <laughs> Lan oğlum ya arkadaş ya. Ülke öyle bir hale gelmiş ki en açıkladığı enflasyon 138 mi 137 galiba olması lazım. Memura emekliye verdiği maaş %25. Bu zaten bir siyasi intihardır yani. Ben seçimi kaybedeceğimi anladım. Yani şurada %50 gibi bir rakamı yapıştırsaydı Erdoğan. Şubat veya Mart ayında da erken seçim konuşuluyor. Erken seçimi yapıştırsaydı bir iki ay içerisinde tamam mı maaşlar erimeden gitseydi belki memur kesiminin de oyunu bir nebze alacaktı. Ama %25'lik bir zam mı yapıştırması demek... Yani benim artık ümidim kalmadı. Bir beklentim de yok. He. Girerse trafo girer. Kedi girer trafoya. Girdi girdi. Giremedi zaten biz girdi sokacağımız kadarını soktuk ülkeye. Allah bereket versin. Yani el elde baş başta valizini topla. Hadi naş naş. Memur kesimi şu anda böyle söylüyorlar. Valizini topla Tayyip. He. Bakalım Tayyip Erdoğan son hamle olarak Belki seçime 2-3 gün kala memura bir %25-30'luk daha zam yapabilir. Tabii ki. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. O bizim son Osmanlı imparatorumuz. O yeryüzünde AKP'lilerin, gökyüzünde uzayların tanrısı. Ya o cennetle müjdelenmiş ilk cumhurbaşkanımız. Bu kadar övgü yeter. Arada Silivri'ye atmaz galiba. Efendim Manisa'da ilginç bir cinayet hikayesi. Bir vatandaş iki eşini öldürüyor. Cezaevine giriyor. Korona döneminde 2019'da mı serbest bırakılıyor. Tabii cezaevindeyken biriyle tanışmış. Onunla da imam nikahlı bir şekilde ilişkisini devam ettiriyor. Bunlar dögüşmüşler. Bu kadını da öldürmüş. Evet. İşte kaçak kaldıkları binanın yanına gömmüş. Orada yakalanmış. Şimdi tekrardan cezaevine götürmüşler. Şimdi dönüp şu soruyu soruyorum. Hadi iki kadın öldü. Bundan dolayı bu adam cezaevine girdi. Bu ülkede FETÖ'den şundan bundan alıp cezaevine attığınız insanları korona döneminde serbest bırakmadınız. Bu insanların çoğusu cezaevinde öldü ölmelerini istediniz. Etmediğiniz zulüm işkence kalmadı. Ya iki tane kadını öldürmüş adamı serbest bırakıyorsun. Ve sizin yüzünüzden bir kadın daha yaşamını yitiriyor be. Ha? Ya hiç mi hiç mi vicdan yok abi sizde ya? ya? ne işi var bu adamın dışarıda ya? Bu adam nasıl dışarıda gezer ya? Ha? Bu adam serbest bırakılır mı ya? İşte serbest bıraktığınız tipler bunlar. Bu tarz tipler sokaklarda. Aynı o Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi. Ne oldu? Yakalandı adam. Cinayeti işleyen. Sonra yukarıdan tepki geldi. Adamı serbest bıraktılar. Şimdi de 30-40 kişiyi gözaltına almışlar da vay efendim şu olacak bu olacak. Bir can daha gitti sizin yüzünüzden. Ha diğer açıdan baktığında da ya abi tamam da ya bu kadın da iki kişiyi öldürmüş biriyle nasıl ilişki yaşıyor? Biliyordu, bilmiyordu, bilmiyorum. Ama diğer açıdan da düşünüyorum. Yani bu kadın muhtaç durumda olmasa, ihtiyacı olmasa böyle bir adamla kim ilişki yaşar? Abi ihtiyacım olsa bile yüzüne bakmam öyle deme kardeşim. Dünyanın her türlü hali var. Yani kim bilir o kadın o adamla yan yana gelene kadar ne zorluklardan, ne kötülüklerden geçti? Ne şerefsizlerle tanıştı. Kimler musallat oldu. En son son çare olarak böyle birine denk geldi. Belki mutlu olurum dedi. Canından oldu. Her şey olur. Efendim MHP'li Sinan Ateş cinayetiyle ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor. Dün gazetecilerin yapmış olduğu haberlerden anladığımız kadarıyla 30 kişi gözaltına alınmış. Gözaltı sayısının her geçen gün artacağı konuşuluyor. Ankara kulislerinden farklı farklı bilgiler geliyor. Efendim dün bir gazeteci şu an ismini unuttum. Ee, bu Sinan Ateş'i öldürenlerle ilgili farklı bir detay geçti. Bu da biz normalde bunlar işte İstanbul'a geldiler, İstanbul'dan Ankara'ya gittiler diye biliyorduk. Oysaki İstanbul'a çakarlı bir araç geliyor. Muhtemelen milletvekilinin arabası ve bu araba bunları alıyor Ankara'ya götürüyor. Sinan Ateş'in olduğu yer gösteriliyor. Bunlar da gidip temizliyor. Sonra da bu katillerden birisini alıyor. Götürüyor milletvekilinin evine. Şimdi o milletvekilinin adı sosyal medyada geçiyor. Ama olay tam olarak netleşmediği için tabii ki isim veremiyoruz. Ne olur ne olmaz. Yani bazı kaynaklar haberini yapsın. Ondan sonra biz de haberini yaparız. Şimdi olayın farklı farklı boyutları var. Birincisi Devlet Bahçeli'nin susması. Mersin MHP teşkilatı olayla ilgili biz Devlet Bahçeli'nin yanındayız. Bahçeli susuyorsa bir bildiği vardır. Bir nevi yani şunu sorguluyor. Neden Sinan Ateş'i görevden aldı? Yani temiz biri olsaydı diyor görevden almazdı ne yaptı? Ne yaptı da bir gecede görevden alındı? Oysa ki Sinan bir günde geldi bir günde gitmedi. Bir yıl o görevde kaldı. Göreve getiren Bahçeli görevden alan Bahçeli. Eğer her görevden aldığı hainse Sinan'a hain demiş oluyorsunuz. O zaman bu zamana kadar görevden alınan herkes hain. Öyle mi? Bir ikinci nokta. En önemlisi bu gazeteci arkadaşımız diyor ki efendim Ayağına sıkılacaklar listesi var. Bu ayağına sıkılacaklardan birisi de sinandı ama yanlışlıkla kafasına sıktılar. Panikle çünkü bu, iş, bu işi yapanlar uyuşturucu kullanan şahıslardı, madde bağımlılarıydı ve bunlar adamı öldürdüler. Adamı öldürdüklerinden dolayı da bu liste şu anda rafa kalktı. Hani kutlar Vadis'inin ilk bölümünde polatla memati işte uyuşturucu satanı ne bileyim? Silah satanı, gazino işleteni bunların hepsini para karşılığında önce can ve mal güvenliğinizi sağlayacağız deyip sonra öldürüyorlar ya para. Aynen onu, onun gibi düşünün. Adamlar birebir Kurtlar Vadisi'ni yaşıyorlar. Şimdi gelelim Bahçeli'nin susma olayına. Bahçeli niye susuyor? Neden susuyor? Şöyle bir uzaktan izlediğimizde aynı Taksim saldırısında olduğu gibi neden bir yayın yasağı gelmedi? Çünkü birileri bunu konuşsun istiyorlar. Konuşsun ve içeride bağırsaklar temizlensin. Mikroplar dışarı atılsın. Bünyede bir temizlik var. Yarın öbürsü gün göreceğiz birilerinin kellesini almak zorunda kalacak bahçeli. Yani kelle almak derken yani istifa ettirmek veya birilerini yargının önüne çıkartmak o manada söylüyorum. Bunu yapmak zorunda kalacak. Şimdi bir, bunun bir MHP'ye bakan boyutu var, bir de AKP'ye bakan boyutu var. AKP'ye bakan boyutu hiç konuşulmuyor. Ve Erdoğan da susmuş, çıtı çıkmıyor şu anda, sadece uzaktan izliyor. Şimdi bazı gazeteciler Bahçeli fırsattan istifade edip acaba MHP ülke ocaklarını lav edebilir, kapatabilir mi? Hani bir ara Osmanlı ocakları muhabbeti vardı ya AKP'de miydi MHP'de miydi? Kapandı dediler kapatıldı. Şu an durumları nedir bilmiyoruz. Hala aktif mi değil mi? Bahçeli ülke ocaklarını kapatabilir diyorlar. Yeni Türkiye'de ülke ocaklarına yer olmayabilir diyorlar. Zaten her şeyini garantiledi. AKP'nin yanına geçti. 3 de alsa 5 de alsa AKP ile beraber gidiyor. Ne gerek var bunlara diyenler var. Bunun yanı sıra bir de bunun Erdoğan'a AKP'ye bakan boyutu var. Çünkü oy kaybediyor. Bu olay MHP'nin Devlet Bahçeli'nin %5 olan oyunun daha da düşmesine sebep oldu diyenler var. Ve Erdoğan fırsattan istifade edip Bahçeli'ye MHP'ye bir tekme vurup git ne halin varsa gör artık seni sırtımda taşımak istemiyorum diyebilir diyenler var. Burada da iki seçenek var. MHP'den giden oylar İyi Parti'ye mi gidiyor? Zafer Partisi'ne mi gidiyor? Eğer MHP'den giden oylar İyi Parti'ye gidiyorsa orada altılı masaya bir hamle daha yapıp fırsattan istifade MHP'den boşalan koltuğa Meral gel otur diyebilir. Yok eğer böyle bir niyeti olmazsa da tabii ki olmazsa olmaz HDP'ye gider kanka ne haber? Ha? Artık bak size terörist de demiyorum. Hadi gelin beraber yürüyelim el ele kol kola. Diyebilir. Olabilir. Ya Erdoğan için olmaz diye bir şey yok. Ya siyasal İslamcıların kafa yapısı bu. Şimdi bazı HDP'li arkadaşlar mümkün değil falan diyecekler ama yok abi yok. Siyaset öyle bir şey değil. Siz birbirinizi yersiniz ama onların koltuğu aman ha sallanmasın. Aman ha maaşlarını almamazlık yapmasınlar. Onlar her türlü barışırlar. Birbirlerine söverler. Sonra da öpüşürler. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Efendim Mahmud Efendi İsmaila Ağa cemaatinin hocalarından birisi. 6 yaşındaki bu kızını evlendirmişti. Bu skandalla ilgili Yeni Akit gazetesi kızın fotoğraflarını paylaşıyor. İşte gelinlik giydirmişler 14 yaşında mı 15 yaşında mı kaç yaşında giydiyse o gelinliği fotoğrafları var. Madem bu kız bu kocadan rahatsız niye böyle gülmüş? Fotoğrafları da hani buzlamamışlar. Direkt kızın yüzünü paylaşmışlar. Niye böyle gülüyor? Niye mutlu? Böyle saçma sapan bir haber. Yani neyse. Tabi kendi hocalarını savunan Mahmut Efendi İsmaila 6 yaşındaki kızını evlendiren hocayla ilgili yapılan haberlere dine saldırı, İslam'a saldırı olarak giriş yaptı. Azgın azınlık istedi diye hocamıza bu yapıldı dediler. Sonra ayrıldılar. E şu an İsmaila ama bu hocayı savunuyor. Mahmut Efendimiz savunuyor. Pek bilmiyorum artık kendi aralarında. Şimdi sosyal medyada Hüseyin Çevik hoca var. Çelik mi, çevik mi? Bir ara hani işte kadınla eşler arasında cinsel ilişki münasebet falan filan bu tarz şeylerden bahsediyordu. Şimdi bu Mahmud Efendi'yi kullanıyormuş sözde. Mahmud Efendi cemaati de buna tepki gösteriyor. İşte bu bizden değil bu Mahmud Efendi'yi kullanıyor diye. Şimdi bu hocanın bu hoca hocayla ilgili suç duyurusunda bulunmuşlar. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Madem sizden olan birisine saldırınca başkaları İslam'a saldırmış oluyor. Siz de Hüseyin Hoca'ya saldırarak İslam'a saldırdınız. Sizin o azgın azınlıktan ne farkınız kaldı? He? Sizden olan hocaya olduğu zaman İslam'a saldırı. E Hüseyin Hoca o da sakallı, o da, o da cübbeli, o da sarıklı. Bu alır yürür. Tabi şimdi muhtemelen İsmail Ağa ile Mahmud Efendi birbirine girdi ya. Heh, şimdi bu ya İsmail Ağa'dan ya da Mahmud Efendi'den. Suç duyurusunu yapan Mahmud Efendi cemaati ise, tarikatı ise demek ki bu İsmail Ağa'dan. Bunlar şimdi birbirlerine girdiler. Heh, bağırsaklarını mı temizliyorlar, neresini temizliyorlar bilmiyoruz. Ya da farklı bir açıdan düşündüğümüzde acaba Hüseyin Çevik Hoca ile ilgili önümüzdeki günlerde bomba bir haber mi gelecek? Sadece fikir yürütüyorum. Bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Bu haberin geleceğini önceden bunlara birileri fısıldadı da. Tamam mı? Acaba bunlar şimdiden önünü almaya mı çalışıyorlar? Hani 6 yaşındaki kızla ilgili yapılan haberde yani hazırlıksız yakalandılar. Bomba ellerinde patladı. Şimdi bununla ilgili acaba böyle bir haber gelecek de bunlar bunu biliyor. Önceden biz hani tepkimizi gösterelim. Baba yarın öbürsü gün üzerimize gelirlerse bak kardeş biz zamanında bunu yapmışız diyelim. Kenara çekilelim mi? Çayımızdan bir fırt alalım. Yolumuza bakalım. Olur mu? Olabilir. Olmaya da bilir. Sadece fikir alışverişi yapıyoruz. Efendim Cemal Saygın isimli bir arkadaş Ömer Halis Demir Üniversitesi'ne 2018 yılında temizlik işçisi olarak giriyor. Çalışkan Cemal öyle bir temizliyor ki üniversitenin koridorlarını, sınıflarını inanır mısınız? Bal dök yala derler ya. Ha işte öyle temizliyor. Lalalala. Tabii amirleri, memurları, müdürleri bir bakıyor ki ya bu Cemal iyi çocuk ya. Soyadı da saygın. Ya biz bunu temizlik işçiliğinden alalım. He, öğretim görevlisi yapalım diyorlar. Ve iki yılda temizlik işçiliğinden Öğretim görevliliğine geliyor. Azmin çalışmanın zaferini görüyor musunuz? Ey gafiller! Tabii öğretim görevlisi olarak da çalışıyor. Aynı temizlik işinde olduğu gibi işini bal döküp yalayarak yapıyor. Lalalala. Tabii efendim bakıyor ki müdürler ulan bu bayağı iş. E, soyadı da saygın. E, biz bunu özel kalem yapalım. Beyefendiye özel kalem yapıyorlar Şimdi temizlik işçisi olarak girdiğin üniversitede özel kalem oluyorsun. Efendim şu anda adalet yok, hukuk yok, her yerde torpil var diyenler. Bak bu kardeşimizi görün ve ibret alın. Çalışın siz de bu hale gelin. Tabii rahat durmamış. Kendisi gibi kadro bekleyen, orada çalışan bir memurla gönül ilişkisine girmiş. He. Hanımefendi pompalamış. Karşılığında da kadro verecek. Tabii verememiş kadroyu. Hanımefendi de rahatsız olmuş bu durumdan. Seni ifşalarım demiş. Tabii ifşa alıyor. Soruyorlar, diyorlar ki efendim bunlar size mi ait? Hayır efendim, bana ait değil. Montaj, şantaj, hukuk önünde hakkımı arayacağım diyor. Şimdi biz burada bu arkadaşı eleştiriyoruz. İşte milleti kadroya alma vaadiyle pompalıyorsun. Peki kadroya girmek isteyene hiçbir şey demeyecek miyiz? Hayırdır ablacığım? Ha? Milletin altına yatarak, millete o tarz mesajlar atarak kadro almayı mı düşünüyordun? Madem bu kadar ahlaklısınız, halk hukuk adalet diyorsunuz, sana o kadroyu verseydi pompaya devam. Hiç sesin çıkmayacaktı ama kadroyu alamayınca ay şu alırım seni. Hmm. Bu ne kadar suçluysa bu da o kadar suçlu. İşte bu tarz insanlar yüzünden çalışan bir yerlere gelemiyor. Bir yerlere gelmek için affedersiniz özür diliyorum. Birlerinin altına yatmak zorunda bırakılıyorsunuz. Heh. İşte bu sistemin, bu çarkın değişmesi gerekiyor. Ama bu çark değişmesi için de sizin iyi niyetli olmanız gerekiyor. Siz iyi niyetli değilseniz bu çarkı değiştiremeyiz. Ulan siyasi parti lideri gibi konuştum lan. Vallahi süper konuştum ha. Neler yaptız? Ha? Grup murup yazıyor orada. Mesajlar. Lan siz var ya. Siz var ya. Efendim et ve balık kurumu. Et ve süt kurumu mu? Balık et ve süt kurumu. Neyse siz anladınız ete zam yapmış arkadaşlar. Üreticiden almış olduğu ete büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan da zamcı geçirmiş. Bu da demek oluyor ki bunlar üreticiden alınırken zamcıklı alınacaksa size de zamcıklı verilecek. Efendim 99 TL'ye alıyormuş büyükbaş hayvanın kilogram fiyatını. Bunu 116 TL yapmış. Küçükbaşı da 50 küsür liraya alıyormuş. Bunu da 75 lira 80 lira bandına çekmiş. Haberiniz olsun. Kıyma alacaksanız hazır fiyatlar ucuzken cebinizde de 3 5 yok ki para. Benim dediğim neyse boş verin. Şubat'ta asgari ücreti zamcıklı aldığınızda alırsınız kardeş. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. Asgari ücrete zam geldi ama e, Şubat'ta alacaksınız. Şurada bir şey kalmamış Bir ay sonra. Tabi bu bir ay içerisinde doğalgaza, elektriğe, suya, dün motorlu taşıtlar değil de bu şey araç muayeneye zam geldi. Bin, bin küsür liraya çıktı. Bunun gibi bir sürü zamcık ya yani sonuçta ilk o maaşı elinize alana kadar geçirilecek. Ve o maaşı elinize aldığınızda bir bakacaksınız ki bo oh, almasaydım daha iyi. <laughs> ya biz size kardeş bu adam günahını bile vermez dediğimizde siz mırın kırın ediyordunuz. Al buyur. Gelinen nokta bu. Yani millet et alamıyor. En son et kıymanın kilosu ne kadar? 200 küsür lira mıydı? Ne kadardı? Bu fiyatlarda satılıyordu. Şu an onun üzerine yüzde %50'lik bir zam mı koyarlar? Tabi. Koysunlar da. Kasap arkadaşa soruyorum. Diyor ki abi tavuk ciğeri satıyoruz diyor. Tavuk ciğeri ucuz diyor. millet tavuk ciğeri alıyor diyor. Şimdi ben ben şunu sorduğumda niye millet beni yanlış anlıyor? Yani benim neyim eksik kardeşim? Ha? Benim neyim eksik yani? Almanya'da asgari ücrete, Fransa'da orada burada asgari ücrete çalışan bir insan markete gittiğinde, kasaba gittiğinde alması gereken eti rahat bir şekilde alıp tüketebilirken et cenneti olan Türkiye'de sen bu eti alamıyorsun. Ve çıtın çıkmıyor, sesin çıkmıyor. Mutlusun. Yani ben bunu eleştirdiğimde ben suçlu oluyorum. Sonra da dönüp diyorum yani canınız cehenneme. Ben bunu söylediğim için terörist oluyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bir yukarıdan şey hani Müslümanlar diyordu ya bir ara Mehdi gelecek Mehdi. Mehdi'nin gelmesini bekliyorsun. Ya bir an önce bir gelse de şu fiyatları indirse. Mehdi gelecek. Gelir gelir. Efendim sosyal medyanın ahlaksızlığı tartışılıyor. İnsanların ahlakını sosyal medyanın bozduğuna dair bazı haberler sosyal medyada gerekse günümüzde tartışılıyor, konuşuluyor. Uzmanlar kimisi evet diyor, kimisi hayır diyor. Yani her şeye eyvallah. Tamam zaten ahlaki bir şey kalmadı. Herkesin her şeyi ortada. Ya bu ıı, insanlara ilişki muhabbetini anlatmaları bu psikologların, sosyologların yani size doğru geliyor mu? Yani bir insanın nasıl ilişkiye gireceğini anlatıyor, karşı cinse neler yapacağını anlatıyorlar. Gerek Instagram'da gerekse bu keşfette falan sürekli geliyor bunlar. Bakıyorum. Ya akıllara zarar şeyler. Birileri de inanıyor, alta yorum yazıyor. Hocam sizi dinledim süper oldu. <laughs> ya bilmiyorum. Ya bunun için illa bir ihtiyaç duymamız lazım. Biri mi bize yol göstermesi lazım? Ya yani niye bu konular sosyal medyada konuşulur? Neden mahrem konulara sosyal medyada böyle girilir? Ve neden bu konular merak uyandırır? Dikkat edin. Bak şimdi bir arkadaşın sosyal medya hesabına bakıyorum. Çocuk böyle kendi halinde takılıyor. Tamam mı? İzlenmeleri Instagram'dan en baba 45-50 bin. Ne zaman ki bel altına indi? 400 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Böyle. Durum bu. Başka bir psikolog hakeza. Bakıyorum 1000-2000 izlenmeler ablamız. Psikolog. Ama ne zaman ki bel altına iniyor? Allah Allah. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Değişik. Hani söylediği şey ne acaba bizim bilmediğimiz diyorum. Ve o bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyor. Bilmediğimiz bir şey de yok yani. Dün başka birisi bu sosyal medyada hanımlara Hürrem Sultan'ın nasıl ilişkiye girdiğini anlatıyor. Lavanta yağı mı varmış bir şey varmış. He. Onu tampona tökürmüş iki damla. Onu da oraya kakıyormuş. He, bunu anlatıyor. Hanfendi lavanta yağını satıyormuş. Muhtemelen o tamponu da satıyordur. <laughs> bir sürü bir sürü ıvır zıvır. Yani neyi öneriyorsa önerdiği her şeyi satıyor zaten. Ve birileri de inanıyor. Ve orada mesela takipçilerine şunu söylüyor. Evet çok memnun kaldım. Harika. Evet çok mü. Yorumlara evet çok memnun kaldım diyeyim. E olumlu enerjiyi üzerimize çekin diyor. Oysa ki bu bir taktik. Sen evet çok memnun kaldım diyorsun. Ama yorumları okuyanlar niye okuyorlar o yorumları? Gerçekten memnun olan var mı? Bir bakıyor ki aa ulan gerçekten millet memnun kalmış. E, demek ki yapalım biz de sürelim. E, nereden alacağım lan aktara güvenilmez. E bu da herkesin gözünün önünde olan birisi. Ben bundan alayım. O da oraya yazıyor. Evrene olumlu mesaj gönderiyor. Evet çok memnun kaldım. Ya ne bileyim ya gerçekten çok, çok değişik bir milletsiniz ya. Ya ruh sağlığınız bozuk gerçekten. Bak ben benim ruh sağlığım bozuk diye biliyordum ama ya bakıyorum alttaki yorumlara o videoları izleyenlere gerçekten ruh sağlığınız ulan bize ne lan Hürrem yatağa nasıl girmiş lan? He? Bize ne Hürrem'in yatağa nasıl girişinden? Ne oldu? Lavanta yağını orama sürdüm. Aa, Ay ejla inanır mısın? Kendimi hürrem gibi hissettiğim kız. Ay yok böyle bir şey. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz neden bu kadar cahilsiniz siz derken sizden bahsetmiyorum. Bu arkadaşları takip edenlerden bahsediyor.